Kıymetli izleyenler, Kavram ve Teoloji programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta Kur'an ve hadislerde geçen günlerden ve senelerden bahsedeceğiz. Hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dikkat ettiğimizde orada ifade edilen zaman kavramının bizim zamanımızdan biraz farklı olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl anlamalıyız? Hadisleri, o ayetleri nasıl anlamalıyız? Ve o hesaplarla bizim günlük hesaplarımız içerisindeki farklar neler? Kur'an ayetlerini ve hadisleri anlamak adına bu ayetleri hadisleri nasıl yorumlamalı? Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin bu noktada bazı işaretleri var, bazı izahları var. O izahlar ışığında hem hadislerin hem ayetlerin bu ifadelerini anlamaya, öğrenmeye çalışacağız bugün inşallah. Evet, buyurun. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bazen böyle rakamlar tabir ediliyor. Evet. İşte şu kadar senedir, bu kadar şeydir. Mesela işte cehennemin işte kuyusu o kadar derindir ki kenarından bir taş atılmış, halen daha dibine ulaşmamış. 70 sene geçmiş, halen daha dibe ulaşmamış gibi. Aslında hani sahabiler bir gürültü işitmişler. Ondan sonra Peygamber Efendimiz onlara demiş ki 70 senedir cehennemin dibine yuvarlanan taş şimdi dibe ulaştı diye. Evet. Şimdi bakıyorsunuz orada bir müddet sonra haber geliyor işte 70 yaşındaki münafık şimdi öldü diye. Evet. Böyle mecazi de olmuş oluyor. Evet. Yani demek 70 sene devamlı olarak cehennemin dibine doğru yuvarlanmakta olan bir münafığın öldüğünü haber veriyor. Evet. O 70 sene yani cehennemin aslında o kuyusunun derinliğini ölçmek için bir mesafe değil o yani. Hı hı. Şimdi sen tutarsın eline kalemi defteri alırsın. Ondan sonra taşın işte yer çekim ivmesine kadar şu kadar hızla düşer bir taş aşağıya. İşte bir günde şu kadar kilometre yapar. O işte 70 senede bu kadar kilometre yapar. Demek cehennemin derinliği bu kadarmıştır diye hesap çıkaramazsın orada. Orada çünkü niye? Oradaki gün tabiriyle yani çok veciz bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün hayatı tedenni, düşmekler, cehennemin dibine doğru düşmekle geçen bir insanın öldüğünü haber veriyor. Evet. 70 yaşında falan münafık öldü deniliyor. Evet. Şimdi bu tabii hesap edilmez yani derinlik onunla çıkmaz yani cehennemin derinliği. Böyle bu tarzda mecazi manada kullanılan rakamlar da var. Bir de mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Melekler diyor. Thumma ya'rucu ileyhi fi yevmin kana miktaru alf senetin mimma ta'udun. Mimma ta'udun yani sizin saydığınız günler gibi efendime söyleyeyim yani işte 24 saat bizim dünyadaki saydığımız günler 24 saattir değil mi? Bu 24 saat hesabına göre 1000 senede diyor ancak melekiler onun katına yükselirler diyor ayeti kerimede. Ki bu ayeti kerime Secde suresinin 5. ayetinde geçiyor. Yine başka bir Me'aric suresinin 4. ayetinde de Ta'rucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktaru 50 elfe sene. Yani melekler ve ruh onun katına 50 bin senede yükselirler diyor. Şimdi bir yerde 1000 sene diyor, hem de sizin saydığınız şeye göre 1000 sene. Ama öyle bir günde yükselirler ki, sizin saydığınız senelere göre 1000 sene. Öyle bir günde yükselir ki, bir günde yükselir ki, o bir gün sizin saydığınız 50 bin senedir. Demek Cenab-ı Hakk'ın katındaki günler, yani 1000 sene yapıyor, 50 bin sene yapıyor, bilemiyorsun. Çünkü gün denilen hadise, bizim bildiğimiz bu 24 saat gününe göre değil. Çünkü dünyaya göre yani dünyanın Rabbi olarak bize hitap etmiyor Cenab-ı Hak. Alemlerin Rabbi olarak hitap ediyor. Yerin göğün Rabbi olarak hitap ediyor. Dolayısıyla peki yerin göğün yerdeki şey günler 24 saat. Şu dünyamızdaki gün. Peki uzayda günler nasıl? Çok çok farklı. İşte mesela işte dünyanın güneş etrafındaki dönüşün farklı ama mesela işte Şira yıldızına göre 1000 sene ama Şems-i Şümrüs denilen Vega burcuna göre
o Samanyolu galaksisinin içindeki o meşhur Vega yıldızına göre hesap edersen orada da bir gün bizim saydığımız 50 bin gün 50 bin sene yapıyor. Evet. Bir gün 50 bin sene. Demek şu kainatın yaratıcısı, yeri göğü yaratan ve yerlerin göğün Rabbi olan Allah'ı Allah hitap ederken kendi ülkesinin günlerine göre hitap ediyor. Kendi yarattığı işte efendim kainatın günlerine göre hitap ediyor. Birisinde 50 bin sene, birisinde 1000 sene, diğerinde işte 24 saat. Evet. Bunun içerisinde şey de var, hani 6 günde gökleri ve yeri yarattık ayeti evet, de var değil mi? Evet. Oradaki gün de bizim anladığımız bir gün elbette ki değil. Elbette değil. Nasıl evet. anlamak lazım peki oradaki manayı da? Şimdi o gün devir demektir. Bu devirler artık kaç seneye tekabül ediyor biz bilemiyoruz. Milyonlar seneye tekabül eder. Hatta milyarlar seneye tekabül eder. Yani bizim saydığımız günlere göre ya da yıllara göre milyarlar sene geçmesi lazım ki oradaki efendime söyleyeyim o 6 gün ortaya çıksın. Ki kainatın oluşumundan bahsediyoruz. Bu bir devir olarak ifade edilir. Yani devirler olarak bir devirde işte Cenab-ı Hak şöyle yaratıyor. İkinci devirde böyle, üçüncü devirde böyle. Sonra öyle bir geliyor ki artık dünyanın ebedi alemden koptuğu, belki Şems-i Şumus dediğimiz o Samanyolu galaksisinin oluştuğu, değil mi Şems-i Şumus'un etrafında dolaşan o yıldız sisteminin Samanyolu galaksisinin oluştuğu, efendime söyleyeyim bir dünyamız var bizim. O dünyalar var daha doğrusu. O dünyalara göre farklı bir gün telakki ediliyor. Yani bizim dünyamızın günü ayrı. Ondan sonra şu yer kürenin günü farklı. Bir de yer kürenin içerisinde insanoğlunun, nevi beşer tabir edilen şu insanoğlunun ömrü daha da bir farklı. Evet. Şimdi bunlar tabii devir devirdir. Evet. Yani kainatın yaratılış devri ayrı, işte bizim dünyamızın yaratılış devri ayrı, efendim şeyin yaratılış devri ayrı, yer kürenin yaratılış devri ayrı. Bir de yer kürenin canlıların yaratıldığı, artık insanoğlunun yaşayabileceği bir hale geldiği bir dönem vardır ki bu da farklıdır. Mesela işte bir hadis-i şerifte geçiyor, Feyzül Kadir'de geçen bir hadis-i şerifte. Hazreti Adem'den kıyametin kopuncaya kadarki zaman dilimi içinde nevi beşerin, şu insanoğlunun ömrü 7000 senedir diyor mesela. Bu 7000 sene neye göre 7000 sene? Yani hangi seneye göre 7000 sene? Çünkü şu kainatın yani Nur Muhammedi'den yaratılmış şu kainat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu kainatla doğrudan doğruya şeydir, irtibatlıdır. Kainat. Yani şu kainatın çekirdeğinde muhabbeti Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam ya da Nur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam vardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak peygamberiyle konuşurken şu Miraç hadisesinde bütün kainatı Cenab-ı Hak göstermiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet. Efendimiz'e. Ukbaya girmiş. Yani dar-ı beka tabir edilen ahirete girmiş. Cenneti görmüş, cehennemi görmüş. Bütün bizim bildiğimiz şu dünyamızın oluşturduğu yani beka aleminden kopup meydana geldiği şu dünyamızı da dolaşıyor. Evet. Ahireti de dolaşıyor. Sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyor. Cenab-ı Hak bütün kainattaki şu daireleri şey yapmış. Hatta bir hadis-i şerifte diyor şeyde mesela dünya seması, semaları anlatırken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o günkü anlayabileceği insanlara anlatıyor bunu. Diyor ki mesela bir yüzük diyor yani deniz sahilinde kumlar arasında ne kadar yer teşkil eder? Birinci kat sema, ikinci kat semanın yanında o kadar küçüktür diyor. Yani sahildeki bir yüzük kadar. Birinci, ikinci kat sema da diyor, üçüncü kat semanın yanında gene sahildeki bir yüzük kadar. Birinci, ikinci, üçüncü kat sema, dördüncü kat semanın yanında gene sahilde bir yüzük. Kumlar arasında bir yüzük. Arasan bulamazsın yüzüğü yani. Evet. O kadar küçük. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kat sema, yedinci kat semanın yanında o kadardır diyor. Evet. Şimdi kainatı dönüp dolaştıktan sonra büyüklüklerini sahabelere öyle anlatıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi bu kadar büyük bir kainattan bahsediyoruz. Belki
Ya şu yıldızlarını gördüğümüz efendim dünya seması birinci kat sema. Öteki semaları bilmiyoruz. Daha Hubble teleskopları yok, bilmem ne elektronik teleskoplar falan filan. Daha oraya ulaşamamış. Belki, bilemiyoruz. Yani böyle büyük bir semadan, bu semanın yaratılışından ve yaratıldıktan sonra da oluşan günlerden, zaman kavramından bahsediyoruz ki bu zaman kavramı aslında bizim hafızamızı, zihnimizi, aklımızı zorlayan kavramlar. Bunun yaratılışı devirlerle, içindeki zaman da farklı farklı zaman dilimleriyle ifade edilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim şu kainatın yaratıcısı, yerin göğün yaratıcısı olan Rabbimizin katından geldiği için Kur'an-ı Kerim, o zaman zaman dilimleri de bize dünya zamanına göre de belirtiliyor. Uzayda herhangi bir efendime söyleyeyim yerdeki zamana göre de ifade ediliyor. Alemler, dünyalar farklı. Yani işte bu kainat sadece zamanlar, şu dünyamızdan ibaret değil ki. Zamanlar da farklı. Evet. Sonra dünyanın içerisinde bir de küre-i arz var. Bak dünyamız var, bir de dünya küre-i arz, yer küresi var. Bir de yer küresinin içinde insan ömrü var. İnsanoğlunun ömrü yani. Evet. Şimdi bunlar farklı farklı birbirlerinden. Zaman kavramları da buna göre farklı oluyor. Kur'an-ı Kerim de ifade ederken böyle farklı ifade ediyor. Mesela işte Fussilet suresinde geçen ayet-i kerimede işte biz kainatı 4 günde yarattık, dünyayı da 2 günde yarattık. Evet. Bu ne demek? Dünya 2 günde yaratılıyor, kainat 4 günde yaratılıyor bilemiyoruz. Ayet-i kerimeler devirlere de işaret ediyor. Ondan sonra bu yani şu oluşan kainatın içerisindeki zaman kavramlarına göre de işaret ediliyor. İşte mesela cennetin duvarından bahsediyor. 40 senede ancak diyor hani o duvarı bir başına bir başına. Cehennemin herhalde zannedersem. Hadis-i şerifte öyle ki cehennemin duvarı diyor. Evet. Yerinden okumak iyice. Cehennemi kuşatan surun 4 ayrı duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı 40 yıllık yürüme mesafesi kadardır. 40 yıllık yürüme mesafesi. Al evet. İşte biraz şerifte de böyle geçiyor. Bu yıllar bizim yılımıza göre değil. Evet. Farklı farklı yıllara göre onlar. Şimdi o konuda mesela şeyde Barla layıkasında kaçıncı mektup burası? Söz basım külliyatına göre 250. mektupta bu bütün tafsilatıyla uzun uzun anlatılıyor. Evet. İstersen bazı paragraflar okuyalım oradan. Evet. Bak daha net anlaşılmış olacak. Evet. Sorusunu önce isterseniz. Burada bir soru sorulmuş üstada. O soruda şöyle bir ifade var. Kur'an-ı Hakim'in baş haşiyelerinde ayat-ı Kur'an'ın adedi 6666 olmakla Envar-ı Kur'ani ve Hakikat-ı Furkani'ye Eyyam-ı Şer'ye ile 6666 sene kadar küre-i arzda hükmü ceydan edeceğini işaret ettiğine dair sualinizi o vakit diyor vakit bulamadım ama bu sorunun ehemmiyeti kalbime ihtar edildi ve izah ediyorum diyor. Bunu 3 esasla izah ediyor Üstad Hazretleri. Evet. Birinci esasta nasıl ki Nur-u Muhammedi ve Hakikati Ahmediye aleyhissalatü vesselam Divan-ı Nübüvvet'in hem Fatiha'sı hem hatimesidir. Bütün Enbiya onun aslı nurundan istifaza ve Hakikati dininin neşrinde onun muinleri ve vekiller hükmünde oldukları ve Nur-u Ahmediye Cephe-i Adem'den Tazat-ı Mübarekine müteselsilen tezahür edip neşr-i nur edecek, intikal ede ede ta zuhur-u etemle kendinde cilveger olmuştur. Hem Mahiyet-i Kutsi-i Ahmediye Risale-i Miraç'ta kat'i bir surette ispat edildiği gibi şu şecere-i kainatın hem çekirdek asisi hem ahir ve en mükemmel meyvesi olmuş. Öyle de Hakikat-i Kur'aniye zaman-ı Adem'den şimdiye kadar Hakikat-i Muhammediye ile beraber müteselsilen enbiyaların suhuf ve kütüplerinde nurlarını neşrederek gele gele ta Nüshe-i Kübrası ve Mazhar-ı Etemme olan Kur'an-ı Azimüşşan suretinde cilveger olmuştur diyor. Evet. Bunun sonunda da hemen bu esasın sonunda da bütün enbiyanın usulü dinleri ve esasları, esas-ı şeriatları, hülesai kitapları Kur'an'da bulunduğuna ehli tahkik ve ehli hakikat ittifak etmişler. Bu sıra binaen fetret-i mutlakanın zamanı ihraç edildikten sonra rivayet-i meşhure ile zaman-ı Adem'den ta kıyamete kadar eyyam-ı şer'iye ile tabir edilen 7000 seneden fetret-i mutlakanın zamanı tarh edildikten sonra 6666 sene kadar dini İslam'ın sırrını neşreden Hakikat-ı Kur'aniye küre-i arzda ayrı ayrı perdeler altında neşre envar edeceğine ayatın adedi işaret ediyor.
demektir. Evet, yani 7000 sene diyor ama fetret dönemini çıkarttığın zaman 6666 sene yaşayacak diyor. Evet. Peki bakıyorsun bazı kalıntılar var, işte insanlar, insan kemikleri bulunuyor 300 bin sene önce diyor. Evet. Veya işte ne bileyim 10 bin sene önce diyor. 6000-7 bin sene insan ömrüydü. 10 bin sene önce yaşayan insanlar da varmış demek. Varmış, evet. Bugün mesela yer bilimi, yani jeoloji bilimi bize bunları gösteriyor. Ya da ne bileyim coğrafya bunlardan bahsediyor. E şimdi öyle bahsedince bu çelişmiş gibi görünüyor değil mi? Evet. Evet, şimdi işte onun cevabı var. Onun cevabı da mesela iki ayet-i kerimeden hareketle. Evet, oradan isterseniz yerine atlayalım. İkinci esas, malumdur ki küre-i arzın mihveri üstündeki hareketiyle gece gündüzler ve medar-ı senevisi üstündeki hareketiyle seneler hasıl oluyor. Güneşle beraber her bir seyyarenin, belki sevabitin ve şems-i şumusun dahi her birinin mihveri üstünde eyyam-ı mahsusalarını gösteren bir hareketi ve medarı üzerinde devranı dahi bir nevi seneleri gösteriyor. Evet, medar dedi burada yörüngeleri yani. Şimdi mesela dünyanın zamanı nasıl meydana geliyor? Kendi ekseni etrafında Cenab-ı Hakk'ın onu döndürmesiyle gece gündüz meydana geliyor ki 24 saattir değil mi? Evet. Ondan sonra bir de dünyanın güneş etrafında döndürülmesi var. Bu döndürülme hadisesiyle de yıllar meydana geliyor değil mi? Evet. Ondan sonra? Ve güneşle beraber her bir seyyarenin, belki sevabitin ve şems-i şumusun dahi sevabit birinin, dediği burada sabit yıldızlar sabit bölümünün. He. Her birinin mihveri üstünde. Yani Samanyolu galaksisi üzerinde sabit yıldızlar var. Bu sabit yıldızlarla beraber güneş sistemi evet. Her birinin mihveri üstünde eyyam-ı mahsusalarını gösteren bir hareketi ve medarı mesela üzerinde devranı. Mesela Plüton'a bakıyorsun 70 diyor orada diyor bir gün diyor işte şu kadardır. Bir sene 70 senemize tekabül ediyor. Evet. Mesela yani. Gibi, evet. Yani mesela işte neydi? Plüton mesela. Hı hı. İşte şu kadar seneden oluşuyor. Yani her bir gezegenin günü ve yılı farklı. Evet. Bizim dünyamız gibi değil. Hı hı. Çünkü kendi ekseni etrafında dönmeleriyle güneşin ekseni etrafında dönmeleri farklı. Her birisinin farklı farklı. Bir Satürn mesela İşte 70 seneden bahsediliyor falan. Evet. Şimdi bizde bir sene, orada 70 sene. Bizde mesela 24 saat bir gün. Orada bakıyorsunuz ki efendim hani kendi ekseni etrafında daha geç dönüyor. İşte efendim orada 150 gün diyelim yani. Evet. Bir gün farklı farklı. Evet. Her birinin diyor medarı üzerinde devranı dahi bir nevi seneleri gösterir. Yani evet. Bu yörüngesi önünde, etrafında evet. Değil mi? Halika arz ve semavatın hitabat-ı ezeliyesinde o eyyam ve seneleri dahi ira ettiğini ne delil şudur ki Furkan-ı Hakim'de sizin başta okuduğunuz ayetler, sonra ruh ve melek sizin gününüzde bin sene kadar uzun olan bir günde ona yükselir. Secde suresi 5. ayet. Diğer bir ayet, melekler ve Cebrail 50 bin sene uzunluğunda olan bir günde ona yükselir. Meariz suresi gibi ayetler bak, ispat ediyor. Bir gün 50 bin sene. Bizim senemiz de 50 bin sene yapıyor. Oradaki bir gün. Şimdi bir senesi ne kadar yapar artık sen hesapla yani. Burada eyyam-ı şer'iyye dediği şey bu mudur? Yani bir günde 50 bin sene olması mıdır yoksa günlerin bu şekilde Kur'an'da farklı ifade ediliyor yani olması mı? Yani şer'i dediği Kur'an-ı Kerim'in belirttiği günler demek. Manasında değil mi? Manasında. Yani Kur'an-ı Kerim'in belirttiği günler bizim günlerimizden farklı. Eyyam-ı şer'iyye de diyor, şer'i günler farklı. Biz tutup da eyyam-ı şer'iyyeyi kendi bizim hesapladığımız senelere göre hesap etmeye kalkarsak yanlış ederiz. O zaman çelişir. Çelişkiler meydana evet, geliyor. Bir şey kalıntı bulunuyor, insan kalıntısı. Orada 50 bin seneden bahsediliyor, 150 bin seneden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün insan ömrü 7 bin sene deniliyor. Şimdi ne oluyor? Bununla açıklamaya kalkarsan, yani bugünkü bilimin tespit ettiği verilerle siz bu şer'i günleri açıklamaya kalkarsanız yanlışa düşersiniz. Evet. Şimdi burada çok önemli bir usul var. Aslında bu usulü burada nazara vermek lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i bugünkü ilimlerle açıklayan insanların düştüğü hatalar. Bir tanesi bak, gün konusunda burada düşüyorlar. Ama bir mesela Sünhat'ta geçen bir şey var. Diyor ki, lazımın mezhep olmadığı gibi muahhez de olmaz.
bir kaidedir bu, usul kaidesi. Şimdi ne demek bu? Kısaca açıklayayım ben bunu. Çok önemli ama yani bizim şeyimize, mevzumuza alakalı çok önemli bir kaide bu. Şimdi Sünuhat adlı üstad o kitabında biliyorsunuz hani Risale-i Nur yazılmadan önce Risale-i Nur'un temelini oluşturan bazı bilgiler veriyor üstad orada. Şimdi orada lazım-ı mezhep, mezhep olmadığı gibi muahez de olmaz. Yani mesela diyelim ki ben iktisatçıyım. İktisat ne demek? Yani iktisat bilimiyle uğraşıyorum. Sen ise matematikçisin. Şimdi benim iktisat ilmimin lazım-ı mezhebi, yani ayrılmaz bir unsuru matematik ilmidir. Ben sana muhtacım yani. Değil mi? Çünkü matematik olmadan bir iktisat düşünülemez. Çünkü her şeyi rakamladır. Her şeyi matematikledir iktisadın. Ama her şeyi efendime söyleyeyim rakamla olmasına rağmen hiçbir zaman iktisat ilmine matematik ilmi denilmez. Denilir mi? Evet. İktisat ilmi ayrı, matematik ilmi ayrı. Şimdi yani matematik ilmi, iktisat ilminden ayrılmayan çok önemli bir şey. Hatta iç içe olan çok önemli bir unsurdur. Siz harareti ateşten nasıl ayıramazsanız, yani matematiği de iktisattan ayıramazsınız. Bu kadar yani. Lazım diyor çünkü. Ayrılmaz iki unsur. Ama hiçbir zaman iktisat ilmine matematik ilmi denilmez. Matematik ilmine de iktisat denilmez. O ikisi de ayrı ilimlerdir bunlar. Şimdi ben nedir? Benim mezhebim iktisat, fakat lazım-ı mezhebim matematiktir. Lazım-ı mezhep. Mezhepten ayrılmaz bir unsuru yani matematik ilmi. Şimdi bu kaideye göre diyor lazım-ı mezhep, mezhep değil. Matematik ilmi, iktisat ilmi değil yani. Şimdi matematik ilmindeki bir hatadan dolayı da iktisat ilmi sorumlu tutulmaz, muahez olmaz diyordu. Matematik ilminde bir hata var. O hatadan dolayı mezhep sorumlu tutulmaz. Nitekim şey var, meşhur 1928'li 30'lu yıllarda Amerika'da bir iktisadi buhran meydana, buhran meydana gelmiş. Bu buhranda biliyorsunuz meşhur Keynes iktisatçı formüller şey yapıyor, ortaya koyuyor. İktisat ilminde, kendisi iktisat uzmanı. Formüller ortaya koyuyor. Bu formüller doğru mu değil mi diye bir matematikçi arkadaşı varmış, göstermiş. Demiş senin formüllerin yanlış. Demiş ben formüllerimden eminim, senin matematik ilmin demiş hatalı. Demiş ben eminim bundan. Sonra araştırıyor. Diyor ki Amerika'da işte falan bir matematikçi var. Sen formüllerini ona göster. O güçlü bir matematikçi diyor. Ona gönderiyor formüllerini. O inceliyor, bakıyor. Diyor ki senin formüllerin doğru. Şimdi tutup o arkadaşının matematik ilminden dolayı o ilmine dayanıp hareket etse iktisat ilmi burada sorumlu tutulmaz. O nereden geliyor? Oradaki matematik ilminden geliyor. Şimdi buna göre, bu kaideye göre, yani lazım mezhep mezhep olmadığı gibi muhakkak da olmaz. Yani bu kaideye göre. Şimdi yaşanmış bir olay bu. Keynes'in başına gelmiş bir olay. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri Eyyam-ı Şer'iyye'yi açıklarken bugünkü bilimden istifade ediyor. Veya zamanındaki bilimden istifade ediyor. Çünkü o bilim bunu açıklamak için lazım-ı mezheptir. O bilimin o günkü hatasından dolayı Eyyam-ı Şer'iyye'yi Üstad Bediüzzaman Hazretleri işte açıklamış ama burada Eyyam-ı Şer'iyye'de hata vardır diyemez. Hata o şeye aittir. Aldığı bilimin hatasıdır. Bu sorumlu tutulmaz. Sen onu bunun gibi gösterirsen, o bilimi Kur'an ilmi gibi gösterirsen yanlış edersin. Onu ayrı tutacaksın. Diyeceksin ki ben işte insanoğlunun uğraştığı bilimden istifade ederek Kur'an'ı açıklıyorum diyebilirsin. Ama o bilgi Kur'an bilgisi değil. O beşer bilgisidir. Orada hata olur. Evet. Kur'an bilgisi bizim mezhebimizdir. Eyyam-ı şer'iyye tabir edilen şeriatta yani Kur'an'da geçen günler 50 bin sene diyorsa 50 bin senedir.
Bu tutup da işte kozmografya, yani bugün gökbilim dediğimiz astronomi biliminin bir takım verilerini Kur'an-ı Kerim'in işte manası budur diye kesin bilgi olarak alıp kullanırsan yanlış edersin. Evet. Tamam. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki bak, bu insanoğlu hani tecrübeleriyle, deneyleriyle, gözlemleriyle oluşturduğu bu bilgiler bugüne göre Kur'an-ı Kerim'le aslında bak çeliştiği taraflar olabilir ama şöyle düşünsek çelişmeyebilir diye bunun izahını yapıyor bize. Evet. Ve kesin doğru olarak da o bilgileri almamak lazım. Zaten o bilim adamları diyorlar kesin doğru diye bilimde bir şey yoktur diyorlar yani. Bugün doğru kabul edilen yarın tutuyor yarın. Bir başka alim diyor ki hayır diyor bu yanlışmıştır. Diyor. Başka bir deneyle, başka bir gözlemle farklı bir sonuca ulaşabilir. Evet. Çünkü bilgisi artıyor, teknolojisi artıyor. Tabii yani deneyleri artıyor falan. Evet. Mesela yer bilimine göre, burada yer bilimde geçiyor ya. Evet. Yer bilimine göre mesela ilmi tabakatıl arz eski tabirle yer bilimi. Eskiden diyor ki 33 metre toprağa kazdığın zaman 1 derece hararet artıyor. 66 derece olduğu zaman 33-66 2 derece artıyor. Bu yerin merkezi 6000 küsur kilometre 200 bin derece diyor sıcaklığa ulaşıyor diyor. Yerin çekirdeği o kadar çok sıcak ki diyor 200 bin derece diyor. Şimdi o günkü ilim bunu böyle tespit etmiş ama bugünkü ilim 6000 derece diyor yerin çekirdeğini. Ne oldu? Değişti. Sen onu mutlak doğru olarak kabul edip kullansan, işte hani yerin altındadır cehennem, cehennemin sıcaklığı 200 bin derece desen, bugün 6 bin derece diyor. Evet. Bu sefer ne yapacaksın? Yanılmış olacaksın. Mutlak bilgi değil. O lazımı mezheptir. Ha 6 bin dereceye ulaşmışsa bugün 6 bin derece az mı ya? Karpitin alevi 3 bin derece, demire tutuyorsun oksijen hani biliyorsunuz kaynağı, sst diye tutuyorsun eritiyor demiri. Demiri eritiyor 3000 derece. 6000 derece diyor az mı? Eğer bu yerin altında küçük cehennemse bu, büyük cehennemi sen hesap et artık. Yani yetmez mi insana azap vermek için 6000 derece yani? Korkunç bir şey. Yeryüzündeki ateşin alevin sıcaklığı 1000 derece. 6 kat daha fazla. Yani 6 kat daha fazla bir şey. Demiri yani yarısı demiri eritiyor. Yani öteki yarısı seni eritmeye yetmez mi yani? Yani iki katı eritmeye yetmez mi bunu? Şimdi buna benzer bu tarz tabirlere yaklaşırken, daha doğrusu şeriata mana verirken dikkatli davranmak lazım. Mezhebimizi bileceğiz, lazımı mezhebi ayrı tutacağız. Evet ayrılmaz bir unsurdur ama beşer bilgisi de önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yarar. Fakat mutlak doğru olarak onu alamazsın buradan. Burada Üstad Hazretleri bize çok güzel bilimi nasıl kullanacağımızı evet, burada şimdi evet anlatıyor. Bunu anlatıyor. Aslında vaktimiz o kadar daraldı ki isterseniz direkt o bahsetmek yani burada mevzuyu açan yeri okuyalım. Siz orayı izah edebilirseniz çok memnun oluruz. Şu dünyanın bir ömrü. Evet. Şu dünyanın bir ömrü ve şu dünyadaki küre-i arzın dahi ondan kısa diğer bir ömrü ve küre-i arzda yaşayan nev insanın da kısa bir ömrü vardır. Üç ayrı ömürden bahsediyor. Evet. Bu birbiri için üç nevi mahlukatın ömürleri saatin içindeki dakika, saniye, saatleri sayan çarkların nispeti gibidir. Evet. Nevi insanın ömrü küre-i arzın iki hareketiyle hasıl olan malum eyyamla olduğu gibi zihayatın vücuduna mazhar olduğu zamandan itibaren küre-i arzın ömrü ise merkezi irtibatı olan şemsin hareket-i mihveyesiyle hasıl olan eyyamla olması hikmeti Kur'aniyeden uzak değildir. Rabbaniyeden. Pardon, hikmeti Rabbaniyeden uzak değildir. Ve dünyanın ömrü ise şems-i şumus'un hareket-i mihveriyesiyle hasıl olan eyyam iledir. Evet. Şimdi bunlar çok zihnimizde karıştı. Günler, dünyalar var. Birçok dünyadan bahsediyor. Şu dünyanın bir ömrü ve şu dünyadaki küre-i arzın dahi ondan kısa bir ömrü. Şimdi dünya denildiği zaman Risale-i Nur'da önemli bir tabirlerden bir tanesini daha anlıyoruz burada. Dünya ile yer kürenin ömürleri farklı. Yer küre ne demek, dünya ne demek? Biz ikisini bir zannediyoruz. Yani dünyamız dediği zaman yer küreyi kastediyoruz çoğu tabirlerde. Fakat Risale-i Nur'da, hatta Kur'an-ı Kerim'de, Hadis-i Şerifler'de o tabir biraz daha farklı. Ahiretin mukabili olarak beka aleminden kopmuş bir dünyadan bahsediyoruz. Evet. Yani zıtlarla iç içe,
zıtlar yani. Cenab-ı Hak hiç şey yapmış, devamlı değişim, dönüşüm içerisinde olan bir dünyadan bahsediyoruz. Ahirete mukabil olarak. Bunun içerisinde şimdi, yedi kat sema da var, işte içerisinde bulunduğu o mekan var. Yani aslında küre-i arz dendiği zaman tek başına bir küre. Evet. Ama dünya dediğimiz zaman... Şimdi dünya dediğin zaman küre-i arz o dünyanın içerisinde bir küre. Bir küre, evet. Anlatabiliyor muyum? Hı. Bir küre. Yani dünya dediği zaman şu dünyamız, mesela işte Şems-i Şumus merkezde olan Samanyolu galaksisine eğer düşünecek olursak merkez olarak... Fazla uzatmayalım, kainata gitmeyelim, yedi kat semaya ulaşmayalım. Samanyolu galaksisi mesela tutmuş beka aleminden kopmuş. Ahiretin mukabil, beka alemi ahiret alemi. Kopmuş olan, oradan ayrılmış olan, kendi içerisinde özel şartları bulunan bir dünya. Yani bunun işte nedir? Merkezinde Vega yıldızı var, Şems-i Şumus deniliyor. Güneşlerin güneşi, yani bütün güneşlerin bağlı bulunduğu, yani bizim de güneşimizin bağlı bulunduğu bir güneş. Şimdi bu dünya kendi içerisinde kendi şartları var. Bu dünya. Bunun ömrü farklı. Evet. İşte burada mesela bir hesap çıkartmış. Evet. 126 milyar sene diyor. Yaşar diyor. Ha, yaşar. Okuyalım istersen. Ama oraya oku istersen. Şu halde ne ve insanın ömrü 7000 sene eyyam malume-i arziye ile olsa küre-i arzın hayata menşe olduğu zamandan harabiyetine kadar eyyam-ı şemsiye ile 200 bin seneden geçer. 200 bin seneden. İnsan ömrü orada ne diyor? İşte eğer 7000 sene ise 200 bin sene yapıyor buna göre. Evet. Ve Şems-i Şumus'a tabi ve alemi bekadan ayrılıp küremize bak bakan şimdi, dünyalar. Bak şimdi Şems-i Şumus'a o Vega yıldızına, Şems-i Şumus güneşlerin güneşi. Hı hı. Yani Vega yıldızı olarak tabir ediliyor. Tabi. Evet. Evet ve alemi bekadan ayrılıp küremize bakan dünyaların ömrü. Evet. Küremize bakan, şu yer küremize bakan dünyaların ömrü. Şems-i Şumus'un işaratı Kur'aniye ile her bir günü 50 bin sene olmasıyla. Evet. 7 bin sene o eyyamla 126 milyar sene yaşarlar. Ne oldu şimdi bu? 126 milyar sene yaptı. Evet. Demek Kur'an-ı Kerim'de yani 7 bin sene deniliyor ama 126 milyar seneye kadar da çıkabiliyor. Tekabül edebiliyor. Ona tekabül ediyor. Evet. Eğer şey olsa... Şira yıldızının etrafındaki o şeye göre olsa, hani Kur'an-ı Kerim'de tabir edilen, hı hı, o Şira yıldızı ona göre olsa, bu defa bu kaç sene yapıyor? 200 bin sene yapıyor. 200 bin sene. Bu Vega burcuna göre, Vega yıldızına göre ne yaptı? 126 milyar sene yaptı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 7 bin sene yazıyor, biz ise bir kalıntı bulduk 200 bin sene. Veya işte 2 milyon sene. Evet. Ya senin daha bulduğun 126 milyar senenin içerisinde yani düşük bir rakam yani. Çok büyük bir rakam değil yani. Dün yani. He? O 126 milyar. Dün yani. Oluyor dün yani. Evet, dün oluyor yani. Ki ondan çok daha uzun bir ömre sahip. Ondan ömre. Yani demek yani burada 7 bin sene deyince hemen bizim dünyadaki seneye göre almamak gerekiyor. Bu arada bu Şems-i Şumus'a Vega yıldızı hani öyle itibar ediliyor şu an ama Allah-u Alem belki de başka bir yıldız var. Bilmiyoruz ki adı yani. Şems-i Şumus çok güzel uyuyor yani. Hani yani başka bugünkü bir şey bulunsa, astronominin bulduğu verilere göre bu böyle. Böyle. Bak yanlış da olabilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani o kaideye, usule göre usul evet, kaidesine göre yanlış da olabilir. Bugünkü hesaba göre biz şunu anlıyoruz bu aradan. Diyoruz ki o Kur'an-ı Kerim'de 7 bin sene demişse bizim bildiğimiz 7 bin sene değil. Evet. Eyyam-ı Şer'iye Kur'an-ı Kerim'in belirttiği işte sizin sayıp durduğunuz 1000 seneye. Bir günü 1000 sene. Ya da bir günü 50 bin sene. 50 bin sene. Ona göre çarparsan 126 milyar sene çıkıyor. Burada hemen devamında şu cümle çok güzel oldu. Demek Eyyam-ı Şer'iye tabir ettiğimiz Eyyam-ı Kur'aniye'de bunlar dahil olabilirler yani. Dahil olabilir. Evet yani. Yarın pat diye hemen, şey ya çıkabilir. İşte bak insanoğlunun o ilmi verileriyle Kur'an-ı Kerim'in verileri çelişti. Evet. Hemen pat diye hüküm vermemek gerekiyor burada. Kur'an-ı Kerim kendisi söylüyor. Evet.
günlere 50 bin, bir günü sizin saydığınız 50 bin gün gibidir diyor. Ya da Allah'ın katındaki o bir gün 50 bin senedir diyor. Cenab-ı Hak o gün astronomi bilgisi bugünkü bilgiye göre değil, bunu söylese bunun bir de muhatapları genellikle avam olduğu için bu hesapları ortadan hesapları çıkartamayacak. Onun için 50 bir günü diyor sizin şeyinize saydığınız günlere göre 50 bin sene ya da bin sene olarak hesap edin. Yani bu günlerin şeyini veriyor, ipucunu veriyor. Kur'an'daki günler, şer'i günler, farklı farklı günler, sizin saydığınız günler gibi değil diyor. Bunu bil yeter. Ayet-i Kerime ile bugünkü bilimin hemen çeliştiğine hükmetme. Bizim bilmediğimiz daha neler var de en azından. Evet. Hesabını kesin olarak da bilmiyorsan da en azından şunu bil. Yani Allah'ın yani verdiği o gün sayısı ile bizim bildiğimiz gün sayısı farklı farklı. Evet. 4 saat de olabilir. Hatta kutuplara git. Bir gün, yani bir günü kutupların bir seneye. 6 ay gece, 6 ay gündüz çünkü kutupta. Ne oldu? Bir gece, bir gündüz, bir sene yaptı. Dünyamızın üzerinde bile numuneleri var bunun. Numuneleri var bunun yani. İsterseniz son paragrafı okuyalım ve bitirelim. Hı hı. Çok vaktimizi çünkü aşmış oluyoruz. Evet, semavat ve arzın Halika, semavat ve arza bakan bir kelamıyla. Ha. Semavat yerlerin ve göklerin yaratıcısı. Evet. Yerlerin göklerin Rabbi olarak. Rabbi olarak. Evet. Söylediği o sözde. Ve, ve arzın sebebi hilkati ve çekirdeki aslisi ve en mükemmel ahir meyvesi olan bir zata hitabında. Evet. O eyyamları istimal etmek Kur'an'ın ulviyetine ve muhatabın kemaline yakışır ve aynı belagattır. Muhatabı Peygamberimiz. Evet. Onun kemaline yakışır bir hitap. Çünkü konuştuğu biz değiliz. Evet. Bilgisiz. Kainatı gözleriyle görmüş. Büyüklüğünü bizzatihi müşahede etmiş. Bir zat ile Cenab-ı Hak konuşuyor. Evet. Çok ayrıntılı noktalar var. O yüzden burada isterseniz tamamlayalım programımızı. Tabii. Daha da vaktimiz. Ama şunu bilelim için. Yani böyle. Hemen Kur'an-ı Kerim'de bir şeyi bulunca işte bu bugünkü verilerle, ilmi verilerle çelişiyor dememek lazım. Hı hı. Temkinli davranmak lazım. Evet. Çünkü öyle aceleciler var yani. Hı hı. Evet. Bu bilimi esas kabul ediyor, yanılmaz kabul ediyor, mutlak doğru olarak kabul ediyor. Ondan sonra da geliyor işte Kur'an-ı Kerim'deki bu günü de yanlış olarak bizim bu günlerle kıyas ediyor ya da verileri yanlış olarak kendi malumatındaki verilerle kıyas ediyor. Çelişiyor diyor. Evet. Dur orada. Evet. Orada dur. Durman gerekiyor. Bilmediğim bir şey vardı. Evet. Çünkü bu kainatı yaratan kainatı bizden daha iyi bilir. Evet. Ve o şekilde ona göre de bilgi verir. Muhatap oluyor ve o şekilde ondan öğreniyoruz. Evet. O gaybı ondan öğreniyoruz, değil mi? Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler, bugün gerçekten ilginç bir konuya değinmiş olduk. Kur'an'ın günlerini, hadisin içerisindeki ifade edilen günleri, senelerin ne manaya geldiğini öğrenmiş olduk. İnşallah başka bir kavram atölyesinde tekrar huzurlarınıza başka bir konuyla gelmek duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun.